Zeki Bey, eskiden bu konuyla ilgili çok fazla sorun yaşanmazdı ama şimdi damga vergisiyle ilgili pek çok sorun gündemde. Neler oluyor, nasıl anlatabilirsiniz? Damga vergisi konusu aslında oldukça ilginç. Çünkü kimsenin aklına tam olarak niye alındığı, niye ödendiği, niye bu bedelle karşı karşıya kalındığı bir türlü yatmadığı için kimsenin böyle kabullenerek ödediğini düşünmediğim bir vergi türü. Şimdi tabii bütün vergilerde belki aynı şey hissedilebilir de damga vergisinde niye ise daha bir ağırlıklı hissediyoruz. Bir de bunun üstüne uygulamada da yorumdan kaynaklanan farklı uygulamalar ya da zorlamalar binince iyice iş içinden çıkılamaz hale geliyor. Neyi kastediyorum? Örneğin işletmeler ciro primi, işte satışlar üzerinden ciro primi taahhüdünde bulunuyorlar satıcılarına, dağıtıcılarına. Diyor ki işte eğer sen şu kadar satarsan %3 veririm, bu kadar satarsan %5 veririm falan diye bir tarife yayınlıyor ve böylelikle taahhüt ettiği ciro primiyle satışlarını artırmaya çalışıyor. Şimdi bu ciro primiyle ilgili sözleşmeleri ya da belgeleri inceleme elemanları damga vergisine tabi tutarken normalde anlaşılan ne? Ciro primi. Yani ne kadar ciro primi ödeyeceğini şirket söyleme çabasına girerek o sözleşmeyi yapmış. Ama satışlar üzerinden ve en yüksek tutarından damga vergisi uygulamaya kalkıyorlar ve bir de bu iki nüsa diye iki kat uygulamaya kalkıyorlar. Ve normalde de aslında iki şirketin ödemeyi taahhüt ettikleri ya da ödeyebilecekleri ciro primlerinden çok daha fazla bu sefer damga vergisi yüküyle karşı karşıya bırakıyorlar tarafları. Yani işin absürtlüğü zaten olası ciro primi tutarıyla damga vergisi tutarı yan yana gelindiğinde çok bariz bir şekilde ortaya çıkıyor ve anlaşılandan farklı bir şeyi damga vergisine tabi tutma çabası uygulamada problem olarak önümüze çıkıyor. Bu ve buna benzer çok fazla uygulama var tereddüt yaratan ya da en azından şirketleri isyan ettiren. Bir diğer uygulama sözleşmede işte alıcı satıcı işte bir sigorta diyelim ki öngörmüş ve sigortada da bir tavan öngörmüş. Normalde sigorta şirketleriyle yapılan sigorta sözleşmeleri damga vergisinden istisna ama böyle bir sözleşmede sigortadan falan bahsedilmiş. Bir de tavandan vesaireden bahsedilmişse ha bak bu da ayrı bir şey. Bundan da bunun tavanından da damga vergisi almak gerekir iddiasıyla karşı karşıya bırakıyorlar. Ya da şirketler birbirleriyle mal alım satımında e-maillerle, fakslarla, teyitleşmelerle siparişlerini vermişler, almışlar. Aslında sipariş teyidi karşılıklı yaptıkları. Hatta damga vergisi çıkmasın diye de ıslak imzalı da bir şey de karşılıklı göndermemişler. Daha ziyade mailleşmelerle ve fakslaşmalarla halletmişler. Ortada ıslak imzalı bir metin bile yok. Ona rağmen bu karşılıklı görüşmeler ya da yazışmalar, mal alım satımında bütün alışverişlerde doğal olan bu durumları da damga vergisine tabidir iddiasıyla damga vergisi tarihatları yapıldı. Velhasıl adeta damga vergisi şu anki uygulama şekliyle kurumsallaşmanın cezası haline büründü. Bunun üzerinde bir durmak gerekiyor. Hem tavanı oldukça yüksek, onu azaltmak gerekiyor. Nüsa sayısı kadar damga vergisi alınıyor. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Velhasıl damga vergisi sistemini bir gözden geçirmek gerekiyor. Aksi takdirde bütün şirketler gereksiz yere kendini bir suçlu psikolojisinde, vergi kaçıran göçüren psikolojisinde buluyorlar. Bu da doğru değil diye düşünüyorum.